tenceremizin içine hafif bir yağımızı boşalttık. Etlerimizi ilave ettik. Etlerimizi iyice bir kavurduk. Etlerimizi iyice bir kavururken tekrardan içine soğanımızı, ondan sonra sarımsağımızı, defne yaprağımızı, karabiberimizi, tuzumuzu hepsini ilave ettik. Onları da iyice bir kavurduk. Bir yemek kaşığı kadar salçamızı ekledik. Salçayla beraber kavurmaya devam ettik. Salçayla beraber kavururken içine biraz suyumuzu boşalttık. Suyumuzu boşalttıktan sonra domates, biberimizi de ekledik. Onunla beraber iyice bir pişirdik. Onunla beraber iyice pişirdikten sonra hemen sosumuz ve etimiz hazırlanıyor. Onu kenara doğru aldık. Ondan sonra diğer tenceremizin içine biraz yağımızı boşalttık. Unumuzu ilave ettik. Unumuzu iyice bir kavurduk. Unumuzu kavurduktan sonra içine biraz tuz ve karabiberimizi ekledik. Onunla beraber iyice bir karıştırdık. Onunla beraber karıştıktan sonra yeteri kadar sütümüzü ekledik. Sütle beraber karıştık. Közlemiş olduğumuz patlıcanımızı da içine dahil ettik. Onunla beraber karıştırdık ve beğendiğimizi de hazırladık. Ondan sonra tekrardan ufak bir tenceremizin içine biraz yağımızı boşalttık. Eriştemizi ilave ettik. İyice bir kavurduk. Ondan sonra biber, domates, havuçlar içine ekledik. Yeteri kadar baharatımızı ekledik. Biraz da suyumuzu ilave ettik. Erişteyi de hazırladıktan sonra tabağımızın altına aynı şekilde hemen beğendiğimizi boşalttık. Kenarına erişlerimizi ilave ettik. Üzerine etlerimizi ilave ettik. Tabağımızı süsledik. Ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.